Bugün size kremayer dişli konusunu anlatacağım. Kremayer dişli. Yarıçapı sonsuz büyüklükte olan ve bir nevi içten teğet dişli gibi kabul edilebilen kremayer dişlisinde dişler düz bir çubuk üzerine açılır. Başka bir deyişle bir dişli çarkın diş sayısı sonsuz kabul edilirse bu dişliye kremayer dişli denilebilir. Animasyonları görelim. Kremayer dişli. Kremayer dişli karşısında genellikle küçük silindirik bir dişli çalışır. Bu dişlilere pinyon dişli adı verilir. Çalışma sırasında istenen düzgünlük ve sessizlik için dişlerin düz, helis, ok ve spiral şekilde açılması uygundur. Sonuç olarak kremayer dişlisinin tanımı, üzerinde düz veya helisel dişler açılmış doğrusal çubuklara kremayer dişli denir şeklinde yapılabilir. Animasyonu görelim. kamiyer dişli çeşitleri dişlilerin açılma şekline göre düz helis animasyonu görelim spiral ok Animasyonu görelim. Kremier dişli çeşitleri diş profillerine göre. A. Diş yan profilleri düz trapez. B. Diş tepe ve ayakları yuvarlatılmış trapez. C. Diş yan profili sikloide erilerden oluşmuş dişliler. Animasyonu görelim. Kramiyer dişli çeşitleri, diş açıldığı çubuklara göre. Çıtalı. Yuvarlak çubuklu. Tablalı. Yüksek diş bitimli. Kremiyer dişli kullanıldığı yerler. Kremayer dişliler, piyon dişli ile birlikte bir dişli çifti oluşturarak kullanılır. Böylece dönel hareket doğrusal harekete veya doğrusal hareket dairesel harekete dönüştürülebilir. Büyük güç iletiminde en az kuvvet sarf etmek amacıyla kremayer dişli sistemi sonsuz vida ve karşılık dişlisi sistemleriyle birlikte kullanılabilir. Kremayer dişli kullanıldığı yerler. Kremayer dişli sisteminin belli başlı kullanılma örneklerinden bazıları ise şu şekilde verilebilir matkap tezgahlarında milin aşağı yukarı hareket ettirilmesi, torna tezgahlarında arabanın kayıtlar üzerinde sağa sola hareket ettirilmesi ve krikolarda yük kaldırmak. Ayrıca bağlama kalıplarında ve çeşitli raylı vinçlerde de kullanılmaktadır. İletilecek gücün miktarına, hareketin şekline ve yönüne göre krema yer dişlisinin, diş açılma şekli, yönü, profili ve dişlerin açıldığı çubuk farklılıklar göstermektedir. Animasyonu görelim. Krema yer dişli elemanları ve formülleri. Adım. Normal adım. alın adımı diş üstü yüksekliği dişli bir yüksekliği diş derinliği diş profil açısı eğim açısı Çalışma kurs boyu. Kramer boyu. Delik merkezleri arası. Çubuk boyu. Dişli genişliği. Krameyer dişli yüksekliği, cıvata bağlama yüksekliği. Animasyonu görelim. Krameyer dişlilerin montaj resimlerinin çizilmesi. Kramer dişlisi veya karşısındaki piyon dişlisinin montaj resimlerinin çizilmesinde genel kurallar yanında Kramer dişli özellikleri de dikkate alınmalıdır. Normal çizim Basitleştirilmiş çizim Şematik çizim Çizilen montaj resimlerde, dişlilerin birbirine göre durumu ile yataklama ve bağlama şekilleri de açıklanmalıdır. Bunun için normal görünüş, basitleştirilmiş görünüş veya şematik görünüş çizilebilir. Montaj resimlerinde dişin helisel veya ok dişli olduğu da belirtilmelidir. Kramer dişli örnek hesaplama. Diş sayısı 30, modülü 3, karşılı dişlisi 28, diş profili 40 derece olan bir Kramer dişlinin elemanlarını hesaplayınız. Adım, P eşittir. P çarpı M eşittir. 9,42 milimetre. Diş üstü yüksekliği h eşittir m eşittir 3 milimetre. Dişli bir yüksekliği hf eşittir 1,16 çarpı m eşittir 3,48 milimetre. Diş derinliği h eşittir h artı hf eşittir 3 artı 3,48 eşittir 6,48 milimetre. Çalışma kurs boyu, LK eşittir. P çarpı, Z eksi 1 virgül 5 eşittir. 9,42 çarpı, 30 eksi 1 virgül 5 eşittir. 268,47 mm. Krema yer boyu, LO eşittir. LK artı P eşittir. 268,47 artı 9,42 eşittir. 277,89 mm. Krema yer diş yüksekliği, h eşittir. 3 çarpı h eşittir. 3 çarpı 6,48 eşittir. 19,44 mm ise 20 mm alınır. Dişli genişliği, b eşittir. 2,5 çarpı p eşittir. 2,5 çarpı 9,42 eşittir. 23,55 mm ise 24 mm alınır. Delik merkezleri arası, lt eşittir. L O artı 1 virgül 2 çarpı B eşittir. 277 virgül 89 artı 1 virgül 2 çarpı 24 eşittir. 306 virgül 69 milimetre. Çubuk boyu L eşittir. L T artı B eşittir. 306 virgül 69 artı 24 eşittir. 330 virgül 69 milimetre.